Yangın orada değil. Ta burada. İçimde. Ciğerimde. Kimse bilmiyor ama geçmiyor. Seni yaktığını ben söndüremedim. Sen de bir gün benim gibi yanacaksın elbet. Daha ne kadar sürecek böyle? Bir tek ölüm mü unutturur bu acıyı? Ölüm bile içimdeki acıyı söküp atamaz. Neyin bedelini ödüyorum bilmiyorum. Bir gün öğreneceksin. Neden bu acıları çekmeye mecbur olduğunu da. O gün hatırlayacaksın ne yaptın. Hatırlayacaksın yakıp kül ettiklerini. Reyhan. Reyhan ne oldu? İyi misin? Çok kötüydü. Çok kötüydü Miren biz. Biz hiçbirimiz çıkamadık oradan. Hepimiz orada kaldık. Tamam. Geçti Reyhan. Hepsi geride kaldı. Buradayız biz. Yanındayım ben senin. İyiyiz. Neredeyse biz hepimiz ölüyorduk orada. Kim niye yaptı bunu bize? Reyhan. Hadi şimdi konuşmayalım bunları. Biliyorum Miran, senin de içi rahat değil. Sırf ben üzülmeyeyim, korkmayayım diye belli etmiyorsun. Aklındakileri paylaş benimle. Bilmiyorum Reyhan, bilmiyorum. Şu bize notları gönderenlerden şüpheleniyorum. Bence onları yapmış olabilirler mi? Yok. Onlar niye yaksın çiftliği? Onlar bize yardım etti Miran. Anneanneni bulmanı sağladılar. Bir yandan iyilik yapıp bir yandan niye zarar versinler bize? Yok değildir. Kim peki? Var mı senin aklında biri? Bak Reyhan, baban seni oradan çıkarmak için uğraşıyordu. Arabayı taratanların peşine düşmüştük. Hani o konağa getirdiğimiz adam var ya, ona parayı Azize Aslan Bey'in korumasının verdiğini söyledi bize. Yok, aklıma kimse gelmiyor. Ama sence Azize Hanım... Söz konusu değil Reyhan. Reyhan, nasıl bu kadar emin oluyorsun? Çünkü babaannem Elif'le ben oradayken böyle bir şey yapmaz. Yok, mümkün değil. Esen'le Azat oradayken sizinkilerin de yapmış, söz konusu değil. Yani en azından bunu biliyoruz. Neyse, hadi. Gel düşünme şimdi bunları. İkimiz de çok yorulduk. Yarın yeni, taptaze, çok güzel bir güne başlayacağımızı düşünerek uyuyalım. Günaydın. Günaydın. Bak, sana çok güzel bir gün uyanacağımı söylemiştim. Güzel olduğu ne belli? Ne demek ne belli Reyhan? Gözümü açtığımda seni görüyorum. Ben Allah'tan başka ne isterim ki? Daha olaysız, sakin, mutlu, huzurlu bir hayat isteyebilirsin. Gerek yok. Ben zaten yaşamak istediğim hayatı senin yüzünde görüyorum. İyi uyumuşsun belli. Sen bir de beni kahvaltı yapınca gör. Miran.
Lütfen. Bir kendimize gelelim. Sen nasıl bu kadar rahat oluyorsun? Ben sürekli aynı şeyi söylemeyeyim diyorum ama... ...az daha ölüyorduk Miran. Ah. Ölmedik ama. Hayattayız. İyiyiz. Ne yapalım yani? Hayat devam ediyor ve etmek zorunda. Evet. Şu kapının ardında bir sürü derdimiz var. Ama bir de şöyle bak. Yeni bir gün başladı. Mis gibi. Pırıl pırıl bir güneş. Dışarıda fırtına, yağmur var. Sen pırıl pırıl güneş diyorsun. Dışarıda ne olursa olsun... ...güneş her gün yeniden benim yanımda doğuyor. Hadi kahvaltımızı isteyelim. Aşağı insek olmaz mı? Sen nasıl istersen. İyi ben giyinip geliyorum o zaman. Giyin bakalım. Giyin bakalım. Haber var mı? Tulana kadar devam edin o zaman. Bu felaketi yaşatıp canımıza kastedenleri bana bulacaksınız. Ah Reyhan. Sen benim içimdeki korkuyu bir bilsen. Thank you.